İş hayatıma 1982 yılında çırak olarak mesleğe başladım. Çıraklıktan 86 yılında ustalığa geçtim. Ustalığa geçtikten sonra askere gittim. Askerden geldikten sonra Şamanlar'da çalışmaya başladım. Orada kendimi kanıtladım. Ondan sonra da kendi iş yerimi açmak için hedefimi kurdum. İlk iş yerimi 94 yılında fabrikada çalışırken makinenin başında birdenbire hayal kurarak başladım. Ondan sonra da makinamızı alıp başladık. Mersin'de Akdeniz Caddesi'nde kuruldu. 100 metrekare yerde kuruldu. Piyasa koşulları bizi sürekli ileriye doğru büyümemiz için bizi sıkıştırdı. Çünkü biz kaliteli iş yaptığımızdan dolayı sürekli bizi piyasa ileriye doğru, makineleşmeye doğru götürdü. Biz de ondan sonra sürekli makineler alıp işimizi daha da büyüterek hareket etmeye başladık. Sonra Tırmıl'a geçtik. Tırmıl Sanayi Sitesi'nden 750 metrekare yere geçtim. Arkasından Organize Sanayi Bölgesi'ne hamlemizi yaptık. Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikamızı 10.000 metrekare olmak üzere fabrikamıza geçtik. Şu anda işlerimiz daha da çok çoğaldı. 5 kardeşle beraber başladık. Kardeşlerimle beraber yürüttük. Şu anda 60 personelin üzerinde personelimiz var. Kaliteli ve düzgün iş yaptığımızdan dolayı. Kurumsal firmalara iş yapmaya başladığımızda bizim kırılma noktamız oldu. 2018'de babam rahmetli olduğunda, rahmetli olmadan önce bana kendisini söyledi. Ben ölsem dahi işinizi bırakmayın demişti. Ve babam rahmetli olduğunda adam bizi aradılar. O esnada ben cenazeyi terk edemedim ama elemanları gönderdim. Fabrikamda çalıştırmaya çalıştım. Kardeşlerimin hepsi devam ediyordu. Yani babamızı defnettik ama işimizi tekrar bırakmadık. Gençlere tavsiyem sevdikleri işleri yapmak. Kesinlikle sevdiği işi yapsınlar. Sevmediği işten uğraşıp kendi kendine zor duruma sokmasınlar. Bu ülkede çıraklıktan gelmiş ilkokul mezunu eleman da lazım, insan da lazım. Profesörlere de ihtiyaç var. Bilim adamlarına da ihtiyaç var. Bu ülkeden gidecek başka yerimiz yok. Şu anda savunma sanayi ile işbirliği halindeyiz. Saha İstanbul'a davet edildik, oraya katıldık, İDEF fuarına gittik, orada kendimizi kanıtlamaya çalıştık, bağlantılar kurduk. Savunma sanayi bu ülkenin geleceği için çok önemli bir sektör. Bu sektörden kesinlikle vazgeçmememiz lazım. Öncelikle en önemli kriter aldığımız kişinin ahlaklı iş hayatına uygun olup olmadığına bakarız. Ondan sonra da makinede, CNC'lerde, tornalarda çalışırken kendini nasıl davrandığını kontrol ederiz. Ona göre değerlendirip işe alırız. Baba her sene bir makine almasan zarar eder. Her sene kar ettiğin şey aldığın makine, teknolojik ekipman sana kar ettirir demiştim.